birçok kişisel sergi açtım. Bu sanıyorum 35 veya 36. kişisel sergi. Epey bir şeyler. Hayatım çalışmakla geçti. Bu sergide de diğer hepsinde olduğu gibi aslında ortak konu insanlar ve hayvanlar. Yani insanların bana çok cazip gelen hayattaki özel anları, özel durumları. Hayvanları da, onların da tabii çok özel yönleri var. Kimisini bambaşka niyetlerle, kimisini özel esprilerle yaptım. Ama tabii ki, konu bundan ibaret değil, skala geniş yani. Tamamen estetik bir takım kaygılarla yapılmış heykeller olduğu gibi politize olmuş heykeller de var, başka şeyler var. Birçok farklı bakış açısıyla incelemeyi seviyorum her zaman. Yani mesela bir at heykelinde dışarıdan bakıldığında bir at yapıyorum görünüyor. Aslında konu öyle olmayabiliyor. Çünkü o atı yaparken atı önce bir paramparça ediyorsunuz. Ondan sonra da topluyorsunuz. Ve kendi hayat görüşünüzü aslında o toplarken kendi hayat görüşünüzü izleyenlere yansıtmak istiyorsunuz. Skala çok geniş. Her zaman hiçbir zaman tek bir konuya takılmadım. Yani hani konu insanlar, hayvanlar belli ama tekrar etmek hiç şey değil. Bana cazip gelmiyor. Oyun bölümü yok oluyor. On binlerce kişi var. Ve büyük bir kültür katmanı yaratıyoruz biz hep birlikte. Ben de o katmanın içinde küçük bir renk vermek istiyorum katkı olarak. Serginin ismi Olmak ya da Olmamak çok önemli bir soru. Yani olmak ya da olmamak. Alıntı yaptım tabii Shakespeare'den. Shakespeare bugün hayatta olsaydı da sorulsaydı Shakespeare'e olmak ya da olmamayı tamamlayabildiniz mi? Daha bir şeyler söylemek ister misiniz diye. Söylemek isteyeceği daha çok şey olduğunu söylerdi gibi geliyor bana. Ben de onun için bir türlü olamıyoruz. Bir türlü olamamayı da beceremiyoruz. O ikilem içinde işte bunlar çıkıyor. Yani birazcık isim o. Materyallere gelince bu sergide özellikle hep şeylerle çalıştım. Recycle bir malzeme diyeyim. Aslında konu recycle değil. Yani hani onun da bir önemi var tabii ki de devede kulak kalır yani benim recycle'ım. Asıl bu bir otomotivde kullanılan senkromeç arabanın şanzımanında oluyor bu ve tek sarı renkli parça oluyor. Gerisi hep çelik oluyor şanzıman çalışanının. Ve bu çok üstün vasıflı bir malzeme. Bronzdan falan da çok sert bir malzeme. İşlemesi de çok zor bir malzeme. Parladığında çok güzel bir rengi oluyor. Çok dirençli. Çetin bir malzeme. Onunla baş etmek de ayrı bir uğraşı. Arası işte camlar var. Protezler yapıp camları ekledim. Lambalarda. Anahtarlar, hiç vazgeçemediğim şeyler. Zaman zaman onlara hep dönüyorum. Selvin Hanım'la çok önce yolumuz kesişti. İyi ki de kesişti. Kendisini insan olarak da çok severim. Mesleğine saygısını da takdir ederim. Yıllar önce, belki 20 yıl veya daha fazla Ankara'da tanışmıştık. Bir sergi yapalım diye konuşmuştuk. Sonra kendisi İstanbul'da galeri açınca ben de burada olduğum için yakın olduk. Sergi bir ay sürüyor. 18 Mayıs'a kadar devam ediyor sergi. Thank you.